Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle minik makyaj koleksiyonumun bir kısmı olan far paletlerimi paylaşacağım. Tüm far paletlerimi ve tekli farlarımı sizlere göstereceğim. Videoma geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden de çok teşekkür ederim. Far paletlerimi göstermeye elimde bulunan en eski far paletlerimle başlayacağım. Revolution'ın bu far paletlerini mutlaka biliyorsunuzdur. Bu arada far paletlerim kirli değil ama biliyorsunuz şu paketlemeleri çıkarınca izler oluyor ya, onlardan kesinlikle temizledim. Onu da söylemek isterim. Bunları hatırlıyorsunuzdur. 2 sene önce falan böyle 20 liralara alabildiğimiz far paletlerindendi. Bir tanesi Revolution Pro Regeneration Gold Mine olan. Bunu birazcık yine kullanmışım. Bunlar yine Revolution'ın fena olmayan far paletlerinden. Ama şu an mesela alır mıyım? Kesinlikle almam. Çok daha güzel far paletleri var. Bunlar böyle günlük tonlar içeren, zamanında severek kullandığım, çok da fazla bir becerim olmadığı için böyle düz düz kullandığım paletlerdendi. Hala var mı bilmiyorum. Yani paketleme olarak aynalarını görüyorum ama işte Gold Mine olarak var mı bilmiyorum açıkçası. Hiç bakmadım. Hemen diğerini de göstereyim. Bu da böyle daha pembeli onlar içeren bir far paleti. Bunun adı da Restoration. Hemen şöyle renklerini göstereyim. Bunu da 20 liraya almıştım. Hiç kullanmamışım. Sadece tek bir rengini bitirmişim. Aslında bunları da kullanabilirim. Ve YouTube'a başladığımda ilk aldığım paleti göstermek istiyorum size. Aslında bu paletin videosunu hiç ayrı olarak çekmedim. Bu palet gerçekten benim favori günlük far paletim. NYX'in Ultimate Shadow'u. Ben bunu indirimde geçen yaz 70 liraya aldım. Bu sene indirimdeki fiyatını böyle 100 liralarda falan gördüm. Bence pigmentasyon olarak ve günlük ton olarak en güzel paletlerden birisi. Tabii ki diğer markalarda ve daha uygun fiyatlı olarak bulunabilir mi bu renkler? Tabii ki bulunabilir ama ben özellikle bu paleti çok seviyorum. Bir sonraki far paletim Venus'in Göbekli Tepe far paleti. Bunların da videolarını tek tek çekmiştim. Bu far paletleri şu an gayet uygun fiyatlı. 20 liraları 25 liralara iniyor indirimde. Şöyle renklerini size göstereyim. Hemen yorumuma gelecek olursak görüyorsunuz çok fazla kullanmadığım paletler. Elim bir türlü gitmiyor. Hatta Venus'in bence normal o plastik böyle paketlemesi olan farlarını pigmentasyon olarak hep daha başarılı buldum. Bunlar da kesinlikle kötü değil. Hani böyle alıp da favori olabilecek paletler değil açıkçası. Yani benim açımdan o şekilde. Renkleri yine günlük tonlar. Böyle marble dedikleri birkaç renk var ama şu renk dışında çok farklı bir renk yok. İçinde bir tane allık ve bir tane bronzer var bunda. Hani sevmedim demeyeyim. Sevdim paletleri. Tekli videolarımda da söyledim ama bana açıkçası çok böyle nasıl diyeyim kullanışlı gelmedi. Kendi açımdan söylüyorum. Hemen ardından da Kapadokya'yı paylaşmak istiyorum. Yine bu da aynı şekilde indirimlerde 25 lira diye hatırlıyorum. Sanırım bu paletler içerisinde en güzel renklere sahip olan, en fazla çeşide sahip olan far paleti Kapadokya. Genel olarak renkler güzel, günlük tonlara sahip. İçerisinde yine bir allığın bulunduğu güzel bir palet. Özellikle bu seri içerisinde bence en alınabilir paletim ben bu olduğunu düşünüyorum. Ve hemen sonrasında Göbekli Tepe'ye geçiyorum. Göbekli Tepe'de tamamen günlük tonların olduğu bir palet. Yani bu paletlerin dediğim gibi sadece dış görüntüleri çok güzel. Onun dışında böyle wow harika farlar diyebileceğim maalesef bir şey yok. Yine tabii ki seviyor muyum? Seviyorum. Ama kullanmış mıyım? Kullanmamışım. Venus'la başladık. Venus'la gidelim. Bence Venus'in bu tarz paletleri çok başarılı. Ben bunu indirimde 17 liraya almıştım. Bunun adı Catch It. Yine hem günlük tonların hem de böyle parlak tonların bulunduğu güzel bir palet. Pigmentasyon olarak çok başarılı bulduğum bir palet. Bir tane daha Venus'in far paletini paylaşmak istiyorum. Bunun adı da Retro Remix. Bu da çok tatlı, minicik bir palet. Yine bu da indirimde 20 liralara inen bir palet. Bunda en sevdiğim şey bir yere gittiniz direkt çantanıza atabilecek olmanız. Onun dışında renkleri de bence güzel. Pigmentasyon olarak da hiç fena değil. Venus'in şu anda elimde 5 adet tekli farı var. Bu farların fiyatları 5.70 ile 6.5 lira arasında gidip geliyor. Her indirim döneminde farklı bir fiyattan alıyorum açıkçası ben. Hemen şöyle bir tanesini göstereyim. 236 Fireball rengi. Bunları biliyorsunuz pigmentasyon olarak özellikle tekli farları çok güzel. Şöyle bir rengi var. Hemen şöyle bir tane göstereyim size.
Şu pigmentasyona bakar mısınız? Çok başarılı. Özellikle bu tekli farları indirimde yakaladığınızda kesinlikle alın. Hiç pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki tekli farım da 520 Baby Room. Hemen şöyle rengini göstereyim. Bu da çok güzel bir pembe. Bunun da pigmentasyonu çok yüksek. Yani 5.75'lik bir far için çok başarılı. Bir sonraki tekli farıma geçiyorum. Bunun da numarası 933 Champagne Gold. Kesinlikle renkleri çok güzel. Bu birazcık daha diğerlerine göre soft bir renk ama şöyle görebiliyorsunuz. Bu arada 5 dedim ama 4 tane tekli farım varmış bir liste. Bir diğer rengi de 287 Rusty Orange. Bu birazcık daha böyle turuncumsu bir renk. Şöyle bunu da göstereyim. Hemen hazır tekli farları da göstermişken Essence'ın da bir tekli farı var elimde. Onu da göstereyim. Aslında Essence'ın tekli farlarını birazcık pahalı buluyorum. 20 küsür liralarda ve çok sık da indirime girmiyor. Ben sadece bir rengini indirimde bulmuştum ve 8 liraya almıştım. O da bu 08 yeşil renk. Bu da pigmentasyon olarak çok başarılı ama Beyoncé'den bir farkı var mı derseniz bence hiçbir farkı yok. Ve elimde son bir Beauty far paleti var. Bu da mini far paleti serisinden. Bunun numarası 210 Spicy. Şöyle minik bir far paleti. Bu da günlük tonlara sahip olduğu için hemen böyle çantaya atıp çıkmalık bir palet. Bunun fiyatı da yine yanlış hatırlamıyorsam valla 8 lira mıydı 10 lira mıydı o civarda bir fiyatı vardı indirimde. Bence fiyatına göre yine gayet başarılı olan paletlerden birisi. Pastel'in bu likit farlarını da çok beğendim. İndirimde ben 25 liraya almıştım. Bu 222 numarası çok başarılı. Özellikle bu likit farlarını denemediyseniz Pastel'in kesinlikle denemenizi öneririm. Ve hemen Wet n Wild'a geçiyorum. İlk olarak göstermek istediğim bu glitter far paleti. Bunu indirimde 33 liraya almıştım. Kına, özel gün makyajı yapacaksanız, eliniz yatkınsa, kendiniz yapacaksanız bence alıp kullanabileceğiniz bir palet. Ben glitter tarafını da çok beğendim. Normal mat farları da çok beğendim. İkinci olarak da Wet n Wild'ın Comfort Zone paleti. Ben bunu indirimde 28 liraya almıştım. Şöyle bir yorum yapacağım. Daha uygun fiyatlı olabilir. Eskiden aldığımız gibi hani 10-11 liralarda bir palet bence. Eskiden tabii ki çok fazla seçenek yokken çok çok güzel geliyordu. Ama şimdi kullandığımda o kadar hani çok başarılı bulduğum bir palet de değil açıkçası. Ama kesinlikle kötü bir palet de değil. Özellikle böyle makyaja yeni başladıysanız ki bu benim üniversitede aldığım ilk paletimdi. Böyle makyaja yeni başlıyorsanız çok kurtarıcı. Günlük renklere sahip ama yine değişik renkler olduğu için farklı makyajlar da çıkarabileceğiniz güzel bir palet. Aslında biliyorsunuz bu bir highlighter ama ben bunu far paleti olarak kullanıyorum. İki tarafını da far olarak kullanıyorum. Hatta siz bu makyajımı genelde benim çok beğeniyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Biliyorsunuz benim günlük rutin makyajım olarak çektiğim bir video var. Tüm ürünler aynı. Tek bir fark var. Yıldızlı highlighter'ı far olarak şu şekilde normal farımın üzerine kullanıyorum. Tüm makyajımın havasını değiştiriyor. Ben o yüzden bunu far paleti olarak görüyorum ve çok seviyorum. Bunu gördüğünüzde kaçırmayın. Her farınızın üzerine bu yıldızlı olanını şöyle birazcık sürdüğünüzde inanın tüm makyajınızın havası değişecek. Çok beğeneceksiniz. Bu kesinlikle aklınızda bulunsun. Gratis'ten City Color'ın far paletlerini paylaşacağım. Bunlar aslında biliyorsunuz dördü de bende vardı ama kullanmadığım paletlerimi arkadaşlarımla paylaşıyorum. Ben de şu an elimde Copper ve Nude paleti var. Copper sanırım en fazla sevdiğim palet bu 4 palet içerisinde. Renk olarak da daha farklı, daha tatlı renklerin olduğunu düşünüyorum. Aslında hepsinin pigmentasyonu aynı. Hepsinin pigmentasyonu gerçekten iyi fiyatlarına göre ama Copper sanki bir tık daha renk olarak bana güzel geliyor. Bu paletlerin indirimdeki fiyatını biliyorsunuz 13 lira. Kuruşu kuruşuna değecek paletler. Özellikle hani böyle tek tek bir inceleme istiyorsanız mutlaka videolarıma bakın. Zaten hani bir sürü kişinin videosu var. Tabii ki istediğinize bakın ama videolarımda görebilirsiniz. Şöyle görmeyenler için de bir iki rengini hemen deneyeyim. Yani 13 liraya bence olabilecek en güzel paletler. Hemen bir diğerini göstereyim. Bu da Nude paleti. Bu tabii ki çok daha günlük tonlara sahip bir palet. Glamier'in Glitter paleti. Bu paletin videosunu çektiğimde gerçekten çok beğendiniz. Çok mutlu oldum. DM'den sürekli link istendi. Buradan da isteyenler oldu. Instagram'dan da isteyenler oldu ve ertesi gün baktığımda gerçekten stok tükenmişti. O yüzden çok mutlu olmuştum. Şu yorumlara baktığımda Trendyol'da kırık gidenler olmuş mesela. Bana hiç o şekilde gelmedi. Bana güzel bir şekilde paketlenmiş haliyle geldi. Ayrıca bir de şunu söylemek istiyorum. Ben videomda şundan da bahsetmiştim. Çok başarılı, harika, çok kaliteli demiyorum. Fiyatına göre çok başarılı, çok
iyi diyorum. Yani 40 liraya şöyle bir glitter paleti tabii ki başarılı bana göre. Sim olarak işte videomda da söyledim. Birazcık bu ne derler şu içerisindeki şekiller, kalpler, yıldızlar, aylar çok büyük. Ve yapıştırma konusunda çok kremsi olmadığı için çok başarılı tabii ki değil. Ama makyajımda gördüğünüz yapışıyor mu? Yapışıyor. Ben fiyat performans olarak başarılı buluyorum. Bir diğer favori paletim NYX'in Ultimate Ütopya paleti. Bu palet benim şu an sanırım fiyat olarak en yüksek paletim. Ben bunu indirimde 230 liraya aldım. Şöyle bayağı bir rengi var içinde. Hatta yazıyor mu acaba kaç taneymiş? Evet, 40 renk bulunuyor içerisinde. Metalik renkleri çok güzel. Pigmentasyon olarak çok başarılı. Hemen size de şöyle bir göstermek istiyorum. Bakar mısınız şu yeşillik güzelliğine? Fiyat olarak evet birazcık yüksek ama indirimde yakaladığınızda alıp pişman olmayacağınız bir palet. Aa, Beezus'un bir paletini sizinle paylaşmayı unutmuşum. Dream Travel Repeat paleti. Bu paletin de incelemesini zaten çekmiştik. Bu palet konusunda yorumumuz hepimizin aynı. Herkes böyle güzel bir paletin altından çok daha farklı renkler çıkmasını bekliyor. Kesinlikle hepimiz haklıyız. Çünkü çok fazla günlük tonlara sahip. İçerisinde sadece şöyle bir farklı bir yeşilin ve koyu bir sarı sarının olduğu bir palet. Renk olarak açıkçası beni çok fazla çekmiyor. Sadece bu paletin dış görünüşü çok güzel. Yani buradaki renklerden birkaçını açıkçası beklerdim. Biraz hayal kırıklığı olan bir palet ama genel olarak pigmentasyon olarak Beezus'un farları fiyatına göre başarılı. Evet, yine çok sevdiğim, yakın zamanda aldığım ve videosunu çektiğim Revolution'un Marvelicious Matte paleti. Ben bu paleti indirimde 49 liraya aldım. Biliyorsunuz yani bundan birkaç hafta önce indirimde 35 liraydı. Renk olarak pigmentasyon olarak benim çok sevdiğim bir palet. Kimi bu paleti çok beğeniyor, kimi beğenmiyor pigmentasyon olarak ama ben beğenen kısımdanım. Pigmentasyon olarak da bu arada yani başarısız bir palet de değil. Şöyle göstereyim size. Daha şöyle uygulayayım. Yani bence fena bir palet değil. Bir diğer paletim de yine videolarda çok sık gördüğünüz Cinderella paleti. Bu palet benim içimde bir kanayan yaradır. Neden derseniz bu paleti konuştuğum bir videoda da söylemiştim. Ben paleti aldıktan 1-2 ay sonra bu paleti Watsons 20 liradan sattı. Yazıklar olsun. Çok güzel renklere sahip. Çok tatlı bir far paleti. Bunu indirimde 125 liraya aldım. Benim aldığım zaman normal fiyatı 250 liraydı. Şimdi satılıyor mu ya da ne kadar fiyat bilmiyorum ama genel olarak Watsons'ın internet sitesinde stokta olmuyor. Mağazalarda da uzun bir zamandır görmüyorum. Şöyle renklerini göstereyim. Genellikle böyle mavi renkler yoğunlukta ama bir tarafında şöyle allıklar var. Bir tarafında da highlighter'lar var. Ben highlighter olarak bu renkleri birazcık şey buldum. Yine çok sarı, çok beyazımsı. Zaten biliyorsunuz ben highlighter kullanmayı sevmiyorum. Çünkü sivilce izlerim var. Böyle gözeneklerim çok büyük. Direkt oralara dikkat çekmiş oluyorum. O yüzden ben bunları yine far olarak değerlendireceğim. Allık olarak bence renkleri çok güzel bu arada. Hani günlük tonlar değil ama farklı makyajlar yapmayı sevenler için özellikle 20 lirayken asla kaçırılmayacak bir paletti. Ama genel fiyatıyla da alınabilir olduğunu düşünüyorum. Pigmentasyon olarak zaten başarılı bir palet. Şöyle göstereyim. Bir tane de pembeyi göstereyim size. Ve son olarak da Anylady'nin Girl Power paleti. Bu paleti yanlış hatırlamıyorsam 40 liraya almıştım. İçerisinde 42 adet far bulunuyor. Şöyle bir paketlemesi var. 40 liralık bir palet için çok farklı ve güzel renklere sahip. Şöyle hemen birazcık göstereyim size. Bakın şu şekilde. Yine yani fena değil. Birazcık uğraştırır. Böyle bir iki sefer hani uygulamak zorunda kalırsınız. Ama 40 liraya bu kadar renk, içerisinde glitterların bulunması yine bence çok güzel. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım keyifli olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.